Evet sevgili seyirciler, Metin'le geziyoruz programında. Bugünse Konya'nın meşhur kadınlar pazarı olarak bilinen ama son günlerde hiç kadının çalışmadığı pazar yerindeyiz. Bu tarihi mekanda Ramazan öncesinde ürünlerimiz tabii ki Konyalı vatandaşlarımıza sunulmuş durumda. Birçok vatandaşımız gelip alışverişini yapıyorlar. Esnaflarımız memnun mu? Vatandaşlarımız memnun mu? Fiyatlar nasıl? İşte gelin isterseniz mikrofonlarımızı esnaflarımızı uzatalım önce. Daha sonra alışveriş yapan vatandaşlarımız. Meram Gıda'nın sahibinden esnaf arkadaşımızla birlikteyiz. Kendisini kısaca tanıyalım. Alışverişler nasıl gidiyor bir soralım bakalım. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Mustafa. Meram Gıda'nın sahibiyim. Alışverişlerimiz elhamdülillah güzel oluyor. Ramazan'ın bir hareketimiz var. Mübarek günün getirdiği evet. Bir bereket var. Fiyatları nasıl buluyor vatandaşlar? Fiyatlarda inanın hiçbir değişiklik yok. Geçen seneki hatta diyebilirim de önceki senelere nazaran. Hani genelde söylüyorlar ya Ramazan'da işte fiyatlar taban yaratıyor, yükseliyor falan hayır, diye. Hayır. Bu gerçeği yansıtmıyor diyorsunuz. O bir şehir efsanesi gibi falan bir şey, öyle bir şey yok. Şehir efsanesi oldu. Peki, siz memnun musunuz? Elhamdülillah. Bu fiyatlardan elhamdülillah, memnunuz. Vatandaşlarımız da memnunsa zaten sorun yok. Hiçbir Ramazan öncesinde genelde vatandaşlarımız hangi ürünü tercih ediyor? Gerçi tamamen... Peynir, yoğurt, zeytinimiz var, salçamız var, değil mi? Orada karşıda öyle Ramazan'da kullanacağımız kuşaklıklarımız var. Özellikle. Tabii. Özellikle ben kameraman arkadaşım da beni takip etsin diyeceğim. Çünkü niye? Niye? İşte burada Ramazan'da kullanılan tatlının içerisine, tatlı olmasını sağlayan değil mi? Şöyle alayım ben sizi. Hoşaf yaptıkları. Evet. Böyle pilavın yanına falan hoşaf yaptıkları. Kayısı, üzüm, kişniş, onlar. Keçi erik. Bu. Evet, keçi boynuzu da var. Keçi boynuzu da var. O ayrı, onun hoşafı olmaz. Onu yiyorlar. Ama bunun için de diş lazım değil mi? Tabii. Ayrıca orada tatlı için kullanacakları ceviz içimiz var, iftarlı hurmalarımız var. Bamyaları görüyoruz. Bamyaları görüyoruz. Çorbalık. Evet. Ev eriştemiz var. Peki, eskiden buralar çok kalabalıktı. Şimdi aynı kalabalığı bulabiliyor musunuz? Oluyor hocam ha. Oluyor değil mi? Oluyor. Kalabalık. Oluyor. Burası çünkü merkezi bir yer. Burası kendini çekiyor. Burası tarihi bir çarşı olduğu için burası müşteriyi çekiyor yani. Hemen hemen zaten Konya dışında yaşayanlar da kadınlar pazarını deyince biliyor. Tabii. En azından isim olarak biliyor. Tabii. Kadınlar pazarı zaten mutlaka tabii. Gelip ziyaret tabii. Ediyor. Mevlana'nın yakın olması burası için bir avantaj keza. Tabii. Eski garaj tamamen otobüslerin kırsal toplandığı kesimi, bir yer. Kırsal kesimi, köylü dediğimiz yerin ayağı kaldı. Anadolu insanı ayağa kaldı. Tabii. Ve onlar da ürünlerini gelip sizlere verip satabiliyorlar. Onlardan da alıyoruz, onlara da satıyoruz tabii. Peki, vatandaşın cebi iyi ise, sizin cebiniz iyi ise sorun yok. Çok sizler şükür. Hayırlı işler dilerim. Allah razı olsun. Bereketli herkese kazançlar hayırlı olsun. Ramazanlar teşekkür diliyoruz. Ediyoruz. Sağ olun. Evet, Kadına Pazarı'nda gezmeye devam edeceğiz. Fiyatları öğrenmeye devam edeceğiz. Ve birbirinden güzel, görmüş olduğunuz gibi ürünler de var. Kiraz. Kayısı, evet kayısı, muşmulat yani yeni dünya deniliyor. Evet bunun ismini hatırlayacağım. Nektari. Yani şeftaliye benziyor aslında biliyor musunuz? Ben bunun tadına bakmıştım. Çok da hoştu. Muz, can erik, papaz eriği. Can erik değil, papaz eriği. Onu da soracağım. Neden papaz demişler eriye diye. Yer elması olarak biliniyordu. O zamanda hoca az olduğunda papaz. Papaz mı yapıyormuş? Kivimiz var. Ayvamız var. Portakalımız var. Elinde ne tutuyorsun sen? Abi bu niye? Çiçek süslemek için. He. Dekor yapıyorsun. Dekor yapıyorum evet. Ben bu işi İstanbul'da Nişantaşı'nda 20 sene yaptım. Sonra buraya geldim evet. Tamam dekor için. Burada devam ediyorum. Dekor için sana geldim. Şimdi bak ne güzel para karıştırıyoruz. Evet. Değil mi? Evet abi. Abi Allah bereketini versin diyelim. Vallahi ne kadar güzel. Ayak üstü para kazıyor. Ayağımızı sürüyerek geldik. Efendim hoş siz tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Kaya. Mehmet Bey, Ramazan öncesi Konyalı vatandaşlarımızın kadınlar pazarına ilgisi nasıl? Şimdi bizim pazarımız Konya'nın en eski tarihi pazarlarından bir tanesi. Evet. Diğeri de Macur Pazarı biliyorsunuz. Oraya geleceğim. Özellikle Kadınlar Pazarı'nın ismine de geleceğim. Çünkü siz de buranın en eski esnaflarından birisiniz. Dolayısıyla onun hikayesini de biliyorsunuz. Ama öncelikle Konyalı vatandaşlarımızın cebi nasıl? Ekonomik anlamda alışveriş yapabiliyorlar mı rahat, gönül rahatlığıyla?
Şimdi Ramazan öncesinde yani... Hareketlilik var mı? Yani şu anda daha tam bir hareketlilik başlamadı. Önümüzdeki pazartesiden sonra bekliyoruz inşallah. Konya'da bu böyledir yani genelde. Son 2-3 güne bırakılır. Dedim ya, bizim pazarımız eski tarihi pazarlardan bir tanesi. Eskiden Konya'nın çevrelerinden herkes buraya alışverişe gelirdi. Burada önceden kadınlar kendi bahçesinde yetiştirdiği sebze, meyveleri getirirdi, pazarımızda satardı. O özelliğini pazarımız kaybetti diyelim yani. Şimdi birkaç tane kadın kaldı. Yani kadınlar pazarının adı aslında buradan geliyor değil evet, mi? Yani kadınların kendi ürünlerini, onlar kendileri getirirlerdi. Burada satarlardı öğlene kadar. Öğlen faydası olurdu. Ama şimdi esnaflar aldı. Yine de var tabii birkaç tane kadın var. Kaldı eski tarihi kadınlardan. Onlar da kendileri olmasa da isimlerini isimleri buraya var, isimleri var. Şimdi burası Melik Hatun Çarşısı olarak evet, biliniyor. Yani ismi öyle. Fakat kimse bilmez. Kadınlar Pazarı diye bilir. Ve Ramazan deyince akla hemen Kadınlar Pazarı gelirdi eskiden. Peynir, zeytin, tahin, bekmez. Yani Ramazan'da özellikle küflü peynir sıkma yaparlar biliyorsunuz geceleri. Evet. Onun için herkes buraya alışverişe gelirdi. Bizim sektörümüzde de Ramazan'da karpuz ağırlıklı olacak inşallah. Ramazan'da bir önceki aylara göre daha fazla satış bekliyor musunuz? Bekliyoruz tabii. Peki ürünlerde yani herhangi insanlar... bir zam var mı? Yok. Fahiş fiyatlar yok. Var mı? Yok. Yani meyveler de şu anda biraz yüksek. O da turfanda olduğu için yeni çıktı ya. Yeni çıktı. O yüzden biraz fiyatları şey. Sebzeler gayet düşük fiyatları. Peki meyvelerin hikayelerini var mı sizde hiç anlatabileceğiniz? Az önce bize özellikle biz canerik olarak adlandırdık. Papaz eriği. Yok. Bu papaz eriği. Bu doğru okuyorum bu sefer. Bak bu sefer doğru okuyorum. Süper papaz erik. Eriği de yazmıyor bak. Süper papaz erik. Evet. Bunu tabii ki birçok yeni çıktığı için ürünler sizin dediğiniz gibi turbanda olduğundan dolayı biraz yüksek olabilir fiyatlar ama biraz yüksek. Bu fiyatlar bir ay sonra biraz daha aşağı düşecek. Biraz daha aşağı düşecek. Havaların ısınmasıyla biraz daha serin gidiyor. Peki herhangi bir sıkıntınız var mı burada esnaf olarak? Bizden istedikleriniz var mı? Belediye başkanlarımızdan istedikleriniz var mı? Sorunlarınız var mı? Vallahi sorunlarımız var. Sorunlarımız var ama çözülmüyor. Evet, evet. Belediye başkanımıza buradan söyleyelim tabi. Bizim yaz geldi mi burada hava sirkülasyonu olmadığı için çok bunaltıcı bir hava var. Bir, kanalizasyonlarda sıkıntı var. İki, bunlar eğer bunları dile getirirseniz tabi çok önemli. Tabii. Çünkü mesela bak dün yağmur yağdı, pazarın içini su aldı. Yani biraz... Çatının bakıma ihtiyacı var. Kanalizasyonlar değişmesi lazım. Hava sirkülasyonu olmayınca çok basık bir hava var. Pazarın içinde durulmuyor. O zaman burası Karatay Bölgesi'ne ait. Burası Büyükşehir'e ait. Büyükşehir olarak mı? İlgi alanı. Evet. Mekan olarak görüyorum. Büyükşehir'e ait. Buradan sevgili Tahir Bey'e sevgili saygımızı iletiyoruz. Evet. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı Kadınlar Pazarı'na davet ediyoruz. Hem alışveriş yapsın hem de buranın sorunlarını esnaflarla yüzde görüşmüş olsun. O fırsatı da vermiş olalım. Dile getirdik. Bu arada çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlere hayırlı işler diliyoruz. Hemen ben buradan çekileyim şu şekilde. Esnaflarımızla sohbet etmeye devam edeceğiz. O eri. Aman tanrım. Hadim. Yeni başladı. Ama şimdi var ya, kameramanı şımartmayalım. Yok, şımarmasın. Ova. Bak şimdi sana göstereceğim. Ama vermeyeceğim. Röportajla devam edelim mi? Evet. Kirazımız, yeni dünyamız, her şeyimiz var. Şeftalimiz var. Abi her şey mükemmel. Sizi de tanıyalım. Ben Bozkır, Sazlı Köyü'nden Mesut Aktaş. Var ya, hepsi benim toprağım. Gördün mü? Bundan sonra Kadınlar Pazarı benim favorim. Bundan sonra evet. Benim bir adım da Boncur Tarım diye geçiyor. O şekilde tanıyorlar. Evet, o şekilde sizi tanıyorlar. Lakap olarak. He. İşte gördüğünüz bu dekoru ben yapıyorum, zevk alıyorum yaptığımdan dolayı da. Ama ne kadar güzel. Yani şu görmüş olduğumuz o çeşitlerini bile sandıklara, kasalara, bir yerlere yerleştirmek
renk katıyor, farklılık katıyor. Evet, benim işim bu. Bir işi severek yaptın mı onunla başarılı olursun. Zaten ne iş yaparsan yap, severek yapacağız. Evet, severek yapacağız. Peki, Kadınlar Pazarı'ndan siz memnun musunuz? Memnunum. Vatandaşlarımızın duşları nasıl? Yani vatandaşlarımızın ilgi alakası eski oranla nasıl? İyi, iyi değil mi? Memnunuz. Ramazan öncesinde Konyalılar zaten Kadınlar Pazarı'nı seviyor. Ben buna şahit oldum. Evet. Yani çünkü bulamadıklarını burada buluyorlar. Kendi yani. Kendi semtlerinde pazar yerlerine gitmeyenler Kadınlar Pazarı'na geliyor. Ben buna bir şahit oldum. Burada çok çeşit bulunduğu için. Evet. Aynı zamanda hem yani. Ucuz hem daha taze, daha organik olarak düşünülüyor. Peki, teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkür Gezmeye ediyorum. Devam edelim mi? Evet. Evet, bu arada tabii ki esnaflarımız olduğu kadar vatandaşlarımız da tek tük de olsa geliyorlar. Ve evet. 10 lira. Evet. Hanımefendi, yapraklar güzel mi, pahalı mı? Pahalı. 10 lira çünkü değil mi? Evet, pahalı. Çünkü Manisa 8 lira. En iyi damarsız şey yaprağı Manisa'da, o daha şey 8 lira. Siz bu arada Konyalı mısınız? Yok, değilim. Ziyarete geldiniz? Yok, burada oturuyorum. Burası Kadınlar Pazarı olarak biliniyor değil mi efendim? Kadınlar Pazarı. Eski Karılar Pazarı diye bilinir. Karılar Pazarı. Evet. Yani şey, bunlar damarlı olduğu için pek şeyde yemek de pek iyi olmaz. Evet, işte biz hemen Ermenekliyiz, biz kuzum her şeyin en iyisini bilirdik. Teyzem, ninem, ben de Taşkentliyim, yakın. Öyle mi? Hemşeriz. Şunları yer miyiz biz orada? Yani bunun daha tazeler oluyor değil mi? Evet, evet. Daha tazeler. Evet. Ama esnaf arkadaşlar da bunu tabii ki alıyorlar, halden alıp getiriyorlar, veriyorlar. Ama fiyatlar genel anlamda pahalı oluyor. Evet, evet, pahalı. Peki, bu arada sizi tanıyabilir miyiz? Ben Emel Navruz. Emekli memurum. Emekli memur. Adliyeden emekli memurum. İşte pazara geldik. Ramazan öncesi alışveriş yapıyorsunuz. Ramazan öncesi alışveriş. Hem de işte yaprak alacağız. Kışlık sarmalar için. Şimdiden sarmalar için. Yağlılar için. Evet. Onun için. Hanımefendi neyiniz olur? Annem olur. Anneniz oluyor. O zaman aslında o sözü direkt ona versem değil mi? Tabii tabii. Ermenek hem de bizim toprağımız. Tabii. Evet, ben şöyle geçeyim hemen. Annem, seni tanıyabilir miyiz? Ben Şaziye Helvacı. Ermeneklisiniz. Ermenekliyiz, evet. Peki kaç yıldır Konya'da, yani köye gidip geliyor musunuz, Konya'da mı yaşıyorsunuz? Yaz günleri giderim, bir ay otururum. Ama oranın yaylaları da çok güzel. 20-25 sene, 27 senedir de Konya'dayım. Ama köyümüzün yaylaları da güzel oluyor değil mi? Hı-hı. Havası farklı oluyor. Ermeneğimizi ne diyeceğiz, nerede bulacağım onu, burada yanmış da. Evlat hatırına, değil torunlar mi? Hatırına. Yani hep sizin yüzünüzden annelerin, babaların çektiği. Evet. Geldik buraya, yerleştik işte. %1 milyon bahse girerim. Evet. Torun için buradasın sen. Evet. Yoksa kız, damat, oğlan. Ama şimdi büyüdüler hepsi. Birini gelin ettik, birini sözledik ama... Allah. İstesinden sonra da ev, bucak yeri şimdiden olma bize oldu, gitmeyin. Mutluluklar da dileyelim sizlere efendim. Çok sağ olun. Ben hep şunu söylüyorum, mümkün olduğunca yaşayabildiğin kadar yerde yaşayacaksın, sevdiğin yerlerde yaşayacaksın, haz aldığın, mutlu olduğun yerlerde yaşayacaksın. Ama tabii ki şehir havası... Artık bu yaştan sonra da çocuklarımdan ayrı yaşayacak olamaz. Olmuyor, yalnız çünkü olmuyor. Çünkü onlara mühtacın. Mühtaçlıktan ziyade, yalnızlık Allah'a mahsustur diyelim, değil mi? Evet. En azından yanımızda bir kişi olsun da iki sohbet edelim şeklinde. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de hayırlı Ramazanlar dileyelim. Sağ hayırlı olun. Ramazanlar dileyelim. Evet, sizlere de efendim hayırlı Ramazanlar. Afiyet olsun şimdiden. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu kameranın şöyle hızlı bir şekilde geçtim. Yaprak 10 lira. Evet, pahalı buldu vatandaş. Hem de beğenmedi zaten. Ama çilek güzelmiş. Vatandaş söyledi, bak sen peynir yiyorsun, ne güzel. En çok en sevdiğim peynirlerden bir tanesi. Ama şimdi çilek yiyorum. Çilek ikram edeyim sana. Benim zaten, sıkıntı yok. Sizi tanıyalım. Efendim, ben 1978. diye başlıyorsun. Evet, diye başlayalım değil mi? Evet. Ben Ünal efendim, bu müessesenin sahibi. Gördüğünüz gibi nasıl? İşlerimiz elhamdülillah, şükür, hamdolsun. Yani biraz durgunluk var. Onu söyleyecektim. Ramazan yaklaştı. Yani tamam, bir hafta kaldı ama tamam, Konyalılar son gün her şey sıkıştırdı, evet, ama evet, yine maalesef. De bir durgun, sanki eski havamız yok mu? Eski Kadınlar havamız pazarında, maalesef, değil mi? Maalesef. Bitti.
%90 bitti. Bu nasıl düzelir? Yani tekrar burası Kadına Pazarı'nın eski nostalji havasını yakalayabilmemiz için ne yapmamız lazım? Yakalayabilmemiz için çok zor hocam. Şimdi niye diyeceksin? Çünkü marketler çoğaldı. Değil mi? Onların büyük, etkisi çok. Büyük alışveriş merkezleri buraları maalesef öldürüyor. Maalesef. Eskidenmiş. Her şey eskiden güzelmiş. Ama ben şuna inanıyorum. Buradan ekran başında izleyen tüm seyircilerimiz için söyleyelim. Kadınlar Pazarı hakikaten tarihi. Tarihi bir mekan. Kabul. Evet. Ama sadece tarihi mekanlıkta değil, buradaki esnaf arkadaşların güler yüzü, sıcakkanlılığı, tatlı dilliliği ve buradaki ürünlerin tazeliğine inanın. Lütfen gelin, o mutlaka ölmez. Tadına evet. Bir bakın. Evet. Ve inanın tek ölmeyecek şey bu. Evet. Tamam belki büyük marketler çıkacak, alışveriş merkezleri olacak ama evet. Kadınlar Pazarı unutulacak gibi. Güler yüz asla. Peki teşekkür ediyorum. Size kolay gelsin. Sağ olun. Kadınlar Pazarı'nda gezmeye devam ediyoruz da ya herkesle konuşuyoruz, esnafla konuşuyoruz, vatandaşla konuşuyoruz ama şurada yakışıklı birisi var. Ne yapalım? Çay dağıtıyor. Ben de o çaydan birazdan içeceğim. Seni tanıyabilir miyim? Adın ne senin? Mehmetcan. Mehmet'im, Kadınlar Pazarı'nda çay dağıtıyorsun. Evet, doğru. Yani hafta sonları mı çalışıyorsun? Okul olmadığımız zaman çalışıyorsun. Evet. Kaça gidiyorsun? 7'ye. Zor oluyor mu senin için burası? Hayır, kolay. Severek mi yapıyorsun? Evet. Şimdi evet hayır gibi oldu ama. Hangi takım tutuyorsun? Galatasaray. Hemen yayını kesiyoruz. Evet, tabii ki önce Konyasporlu'yu izleyeceğiz. Daha sonra Fenerbahçeli olduğumu söyleyeceğim. Evet. Merhabalar efendim. Alışverişe mi geldiniz? Evet abi, alışveriş yapıyoruz. Adınızı alabilir miyim? Adım Ahmet Ünlükabas. Ahmet Bey, Ramazan öncesi alışverişi ne zaman yapacağız biz Konyalılar olarak? Daha erken mi yoksa? Yok, yapıyoruz. Şurada 6 gün kaldı değil mi? Yapıyoruz abi. Yapmaya başladık yeni. Yapmaya başladık. Nerelisiniz? Konya Karakayalı'yım. Konya Karakayalı'sı. Evet. Peki fiyatları hiç araştırdın mı? Genelde zaten bayanlar yapıyor bu işi ama. Bayanlar, sen fiyatları tabii. Pahalı buluyor musun, ucuz buluyor musun? Fiyatlar iyi abi, normal. İyi, normal. Normal, evet. Peki, Ramazan. hayırlı Ramazanlar dilerim size. Sağ olun, teşekkür ederim. Tamam. Size de hayırlı günler dilerim. Sağ ol, teşekkür ediyoruz. İşte alışveriş yapmaya mı geldiniz? Yok. Piyasaya şöyle bir evet, kolaçan edeceğim. Evet. Kadınlar Pazarı'nda fiyatları şöyle bir bakalım mı birlikte? Bir soralım bakalım, size pahalı gelip gelmeyeceğini çok merak ediyorum. Olur. Hadi bakalım soralım. Gel şöyle gel. Şöyle gel ablam benim, gel. Gel. Hemen. Şimdi soralım. Şimdi vatandaşa soracağız da. Evet. İşte bak, yakışıklıyla da hemen konuşalım. Evet. Şimdi hanımefendi soracak, sen fiyatlarını söyleyeceksin. Tabii. Anlaştık mı? Tabii. Sen sor ablacığım. Tamam. Ne kadar acaba? Hangisi? Evet. 7 lira efendim. Nasıl fiyatı? Pahalı. Pahalı. Evet. Peki pahalı dedi. Bence pahalı değil. Çünkü 2 hafta önce, 3 hafta önce 20 liraydı bunun kilosu. 20 liradan 7 liraya düştü. Evet, 7 liraya düştü. Ama vatandaşın cebindeki parayı tabii ki biz bilmiyoruz. Tabii. Vatandaşın soralım. Evet, 20 liradan 7 lira düştüğünü söylüyorlar. Evet, doğrudur. Çünkü hani bu şey yaz gelinden beri ucuzladı. Ama yine de pahalı mı 7 yine lira? Yine de pahalı. Yani kaç paraya falan düşmesi lazım? Bilmem geri. Değil mi? Onlara da anlayışlı tamam, olmak lazım. Tabii, esnafımız öyle biliyor. Evet. Hemen önce seni tanıyalım mı? Tabii, Ahmet Turan Emeksiz. Ahmetciğim, ben şöyle bakayım. Bak, hadi sen müşteri bak, müşteri kaçmasın. Müşteri kaçmasın ama tabii ürünlerin birçoğu size göre pahalı oluyor. Kime göre tabii ki ucuz oluyor. Esnaf da haklı, evet. Vatandaş da haklı sizler olarak. Evet, tamam. Ramazanınız mübarek olsun diyelim mi? Hadi Ramazanınız mübarek olsun. Evet, bu arada. İkram edeyim, çay içeceğim. Çay içeceğim de. Veysel. Önce seni bir tanıyalım. Veysel gel bakayım, şu çayı da getir ya. Bak, bir çaya bir çilek vereceğim. Evet. Sen bana çay vereceksin, ben sana çilek vereceğim. Abi akşama kadar ye, valla çilek. Hayır edin. Ama kırma beni. Tamam, o şekilde. Adam senin çay aldı. İçine bir şey yok değil mi? Çöy. İçine... Bu da içine acı biber sürüyorlar, biliyor musun abi? Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi kalmadı abi. Şunun burada. Babası var ya bak, şu ne? Arkadaşın babası. Ahmet'in. Seyit Emeksiz. Seyit Emeksiz. Ekmeksiz miydi? Emeksiz. aman duymasın Seyit amcam. Çileğin içerisine biberi mi batırıp veriyorlar? Abi bir acı biber var ya şu. Gel abi. Gel. Onu sürüyor üstüne. Ondan sonra bunlara yediriyor. Millete de yediriyorlar. Ciddi misin? Müşterilere de yediriyorlar. O müşteri bir daha gelmez ki buraya. Yok, samimi olduğuna ya. Seni tanımıyor, sana nasıl versin? Anladım değil mi? Ama enteresan. Sen ne işle uğraşıyorsun abi? Ben genelde pazarlara çıkıyorum, pazar alışveriş yapıyorum. Şakacılık mı yapayım veya şey mi yapayım, haber çıkıyor musun? İnternet yani, haberciliğiymiş. Biz, ne yapıyorum ben? sen de kendi iş yaptığını ben de ne yaptığımı bilmiyorum. Çay için teşekkür ediyorum bu arada. Geç çok olalım. Teşekkür ederim. Çayımızı içeceğiz, sohbetimize devam edeceğiz. Ama burada... Genç hanımlar var, alışverişe gelmişler. Bak, papaz eriği almışlar. Evet. Yok, hayır. Bence
Tamam, Konya'da olmana gerek yok ki ya. Peki, buyurun. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz. Efendim çok teşekkürler ama Konya değilsiniz ama Konya'nın tarihi mekanındasınız. Konya'nın en eski pazarındasınız ve burayı kadınlar işletiyordu. Kadınlar pazarı olarak biliniyordu ve sonra erkekler hegemonyası maalesef öyle geçirdi. Evet, sizi tanıyabilir miyim? Benim ismim Melike, İstanbul'dan buraya. Ziyarete mi geldiniz? Evet, turistik amaçlı gezmeye geldik. Evet, bu arada Mevlana'nın hemen yanında olması tabii ki bir avantaj belki pazarlar için ama İstanbul pazarları kıyasladığımız zaman fiyatlar için çok uygun. Yani ben direkt soruya çok ucuz. Çok ucuz. Çok ucuz. Kesinlikle, çok ucuz. Çok uygun. Peki hayırlı Ramazanlar diyelim size. Çok teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. Hoş geldiniz tekrar. Evet, elimde çayla dolaşıyorum. Şöyle yapsak şu çayın şekerini bana sen alsın içine. Beni çekiyor mu? Tamam. Bu arada senin baban çilekleri, acı biberi batırıp batırıp milleti yediriyormuş. Tabii. Emeksiz aile olarak çok meşhur bir aileyiz. Tabii. Çoğu tüye kadar çıktı. Ama çayı dağıtan arkadaş dedi ki emeksiz aile miydi, ekmeksiz miydi dedi. Şu aman dedim Seyit amca duymasın. Tabii duymasın. Duymasın. Evet. O yoksa... Buradan kendisine sesleniyorum. O acı biberi bu sefer çileği evet. Batırmadan yedirir. Yok, çileği batırdım daha güzel oluyor. Daha mı güzel oluyor? Evet. Onun esprisi var da bilmiyor. Yiyen insan bilmiyor onun acılı olduğunu. Teşekkür evet, ediyorum. Rica ediyorum. Çayımı karıştırdım. Çayımı içmeye devam ediyorum. Esnaf arkadaşlarımıza giderken. Evet, nerede? Ramazan'da iş çok, esnaf yatıyor. Bakalım. Ramazan'da ben kadınlar pazarını ilk kez bu kadar durgun görüyorum. Yıllardır buradayız. Kadınlar pazarı tamamen durgun. Yani esnaftan başka yağıştan kimse... Yağıştan dolayı hocam, yağıştan. Yağıştan mı? Ramazan öncesinde hareketlilik bekliyor muyuz? İnşallah bekliyoruz. Yani fiyatlar indi artık, vatandaşı yiyecek. Fiyatlarımız yarı yarıya indi mi? Yarıdan aşağıdan indi. Peki meşhur domatesler, hani bir de domates hikayemiz var bizim. Ruslar almadığı için işte ucuz oldu, pahalı oldu falan diye. Siz katılıyor musunuz yani domatesin hikayesi? Ya hocam şimdi geçen sene para etmedi. Evet. Adamın elinde kaldı. Bu sene de ekmedi yani. Bizim çiftçimiz öyle yani. Para etmedi mi ekmez. Ama yani şimdi kazanmayacağım bir şey niye ekeyim ben, evet. Çiftçi de haklı. Geçen sene ekmediği için bu sene boşluğu oluştu. Bir de ihracat da vardı bu sene. İsim ne? İsim Erdal. Bu arada ürünleri genelde tabii ki hakikaten güzel gözüküyor. Hepsi evet. Birbirinden güzel gözüküyor. Taze günlük. Taze günlük. Bu nereden geliyor bu ürünler Konya'ya? Bunlar Silifke'den gelir. Alanya. Silifke. Antalya. Evet. Onlardan gelir. Fiyatlarımız ne kadar şu an domateslerin? Bunlar 2,5. 2,5 TL. 15 gün önce 5 liraydı, 6 liraydı. Yani değil mi? Demek ki Konyalıları biz bekliyoruz. Buradan çağrıda bulunalım. Ramazan öncesinde işi son güne bırakmasınlar. Değil mi efendim? Günlük kurtarır zaten Konyalılar şimdi. Şimdi olmaz. Yarım saat sonra bak ısıl dolmuş biraz. Değil mi? Doluyor tabii. Ama dışarıda yağmur var dediniz. Evet. O etkiliyor tabii, yürümeyi etkiliyor. Evet, bu arada lezzetli domates. Domatesin bu lezzetlisiymiş. 2 TL. Evet, 5 kilogram, 10 TL yazıyor. Sivri biber, 2000 yazıyor da ben 2000 olarak okumayacağım. Bunu bana kimse okutturamaz. Kuzu eti patlıcan, yine 2 TL. Salatalığımız var, biberimiz var, fasulyemiz var. Yine tatlı biberimiz var, o da 2 TL. Kırmızı biberimiz var. Ürünlerimiz var, çeşitleri. Evet, bu arada yakışıklı da bir tezgahın başında duran esnafımız var. Efendim, tanıyabilir miyim sizi? Adım Hüseyin. Hüseyin, yani okuyor musun sen yoksa yardıma mı geldin? Okuyorum. Burası kimin tezgahı? Babam. Babanın tezgahı. Peki işler nasıl? Şükür. Konyalılar rağbet etmeye başlayacaklar mı Ramazan öncesi? Anlamadım. Konyalılar diyorum, ne zamandan beri artık Ramazan yaklaşıyor, gelsinler mi diyorum? Gelsinler abi. Gelsinler. Tamam, ben zaten sen genç ve yakışıklısın diye yapmıştım bu röportajı. Tabii ki asıl tezgahımızın sahibi babanla da görüşlerimizi alacağız. Ben hemen şu şekilde dönüyorum. Ama var ya, tamamen esnaf mı var diyelim? Yok, müşterimiz de var değil mi? Müşteri seyrek. Eski havamız var mı kadınlar pazarında? Eski havamız yok. Nedendi? Pazarımızın park olanı yok, alanı yok. Mesela müşteri rahatça tabii gelemiyor. Trafik sıkışık. Şimdi bu adliyenin kapanması. Biz buraya gelebilmek için arabamızı eski garajın o tarafta bir yere bıraktık. Oradan buraya yürüyerek geldik. İşte park sorunu var pazarımızda. Trafik de tıkanık oluyor. Tabii trafik yani adliye yolu kapalı olduğu sürece buraya sıkıntı yaratıyor. Yani işlerin düşmesinin bir şekli de o yani bu pazarımızın. Evet. Normalde bu pazar
Yani senelerdir Konya'mıza hitap eden peynir pazarıydı. Evet. O yüzden işte o trafiğin sıkışık olması. Peki fiyatlarınız Ramazan öncesi nasıl? Valla şu anda fiyatlar normal. Normal değil mi? Tabii yani canım. Pahalı değil. Pahalı değil, normal yani şu anda yani bir... Yani vatandaşın burayı tercih etmemesi için bir neden yok. Aynen. Yani gelsinler taze taze ürünleri ucuza almış olalım. Ben tezgahın başına geçiyorum. Muhammed'ciğim sen orada kalıyorsun. Tezgahın içerisine geçiyorum şöyle. Ya eskiden pazarlarda bağırırlardı. Gel vatandaş gel 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 diye bağırırlardı. Şimdi burada bağıran da yok. Adır pazar... Burası resmen o zaman dükkan olmuş. Pazarlıktan çıkmış burası. Aynen öyle. Şimdi herkesin kendine göre müşteri potansiyeli var. Eskiden bağırma olayı oluyordu. Şimdi yok, gerek kalmıyor ki. Herkes alacağı yeri bir evden çıkarken ne biliyor. Ahmet'ten alacağız Ahmet'ten, Mehmet'ten alacağız Mehmet'ten. Yani aslında kadınlar pazarında bir esprisi kalmamış. Kadınlar pazarı deyince akla gelir insanlar. Burada esnaf bağırırdı. İşte dedim ya az önce gel vatandaş gel gel işte 2 lira 1 lira falan denirdi. Şimdi o vatandaş siz diyorsunuz ki kadınlar pazarına geliyor. Adı pazar olan yere geliyor. Ama buradaki dükkanlardaki sabit ticaret yaptığı esnaflardan alışverişlerini yapıyorlar. Aynen öyle. Düzeleceğiz inşallah. Bu tarihi mekanı kaybetmeyeceğiz. Evet ama buyurun. Bu tezgahın da sahibi abi, arkadaşımız var. Hemen kendisini kısaca tanıyalım hızlı bir şekilde müşterimizi geçerken. Tanıyabilir miyiz? Tabii. Hüseyin Çalışkan. Hüseyin Bey pazardan memnun musunuz? Yani pazar yerinden memnunuz da işte arkadaşlar söylüyorlar esnaflar işte park yeri sorunumuz var. Vatandaşlar onun için gelemiyorlar. Çatımız çok kötü. Kışın yanıyoruz, yazın donuyoruz gibi. Evet, yani, aynen öyle. Yani hani ufak bir yağmur yağdı. Tam ters söyledim değil mi? Tam ters söyledim. Kışın donuyoruz, yazın yanıyoruz diyecektim. Evet. Size işte bak böyle vermiyorum. Done vermeyeceğim. Çok beklersin. Evet. Tabii nasıl? Çatının boyası gittiği için yazın sıcak oluyor. Kışında damlamalar oluyor. Evet. Tabii en büyük müşterilerimizin en büyük sorunu park sorunu. Park sorunu. Tabii dışarıya park edemediği için çoğu müşterilerimiz gelmiyor. Peki ürünlerimiz ucuz mu diğer pazarlar oranla? Yani şimdi biz genelde kaliteli satmaya çalışıyoruz. Yani kötü ürünleri satmamaya çalışıyoruz. Şu anda yani bu ürünler bu fiyatlara gayet iyi bence Ramazan şimdi, öncesi. Şimdi semt pazarlarında genelde esnaflar seçtirmezler. Evet. Siz burada seçtiriyor musunuz? Bizim gelen müşterimizin %90'ı sürekli gelen müşteri olduğu için bize güveniyorlar zaten. Yani seçmeye gerek kalmayacak tabii zaten. Yani zaten. Orada 2 kilo domates verdiniz zaten değil mi? Ya bize zaten fiyatını bile sormuyorlar. Yani bize yani aldığımız ürün iyi olsun. Biz çöp atmayalım. Verdiğimiz para boşa gitmesin. Peki kadınlar pazarı özelliğini yitirdi mi size göre? Ya tabii eski tadı illaki yok. Değil mi? O tarihi kokusu tabii yok. O tarihi önceki tadı havası yok. Ama ne kadar da Melike Hatun Çarşısı olarak isim değişse de biz buraya kadınlar pazarı olmasına tabii ki esnafımızın da kadınlar değil de daha önce bunu yapılırken konuşulurken karılar pazarı olarak bilinirdi. Bu ismi hafızalardan kimse silemeyecek. Bunun altını çizmekte fayda görüyoruz. Köy soğanı 3 lira mıydı? Hemen geliyorum size. Evet, Konya'da market sorunu. Marketçiler duymasın yemin ediyorum. Duyarsa duysunlar abi herkes. Biz kesecekler. Yani şimdi yapacak bir şey yok. Market olayı çok olduğu sürece. Bu sorunlar ilgi alaka. Yani. Şimdi adam ne diyor? Darda kalırsa kapının önünden ama eskiden bir mesela biz çocukken macur pazarı. Peki ben sana bir şey soracağım. Yani marketleri hep eleştiriyoruz. Marketlerde kredi kartı geçerli oluyor. Sizde geçerli oluyor mu kredi kartı? Bizde kredi kartı geçerli olmuyor. Güven oluyor. İşte bize güveniyorlar. Mesela eskiden biz... Vatandaşın cebinde parası olmadığı zaman mecburen değil mi? Alışveriş merkezlerini tercih ediyorlar. Benim babam memurluk yaptığı sırada yani hiç böyle kart mart olayı yoktu. Yani veresiye yazdığı zaman şu ayın 15'inde geleceğim dediği zaman paramızı getirdiler veriliyor. Yani veresiyeniz var mı? Veresiye defterim var mı? Canım, var tabii. Veresiye yani defteri güveniyor. Var, güvenden kaynaklanıyor, kredi kartı yok çünkü biz diyor önce vatandaş bize güveniyor, biz vatandaşa güveniyoruz. Ve veresiye defteri yani eski bakkal defteri olarak adlandırdığımız defteri yazmaya devam ederiz ama asla buraya kredi kartı girmez diyor. Dolayısıyla işte büyük alışveriş merkezleriyle kadınlar pazarını ayıran en büyük özelliklerinden bir tanesi buradaki esnafın insanlığı ön plana çıkartmış ve paraya değil insanlığa değer verdiğini göstergesi olarak bunu düşünebiliriz. Evet kadınlar pazarından yayın yapmaya devam edeceğiz mi sevgili yayın yönetmenim? Devam edelim keselim mi? Bence de keselim. Evet çok çok teşekkür ediyoruz. İçiyorum, çayımı içiyorum. Dedikodu yapıyoruz. Çayı değiştirelim mi? Tamam. Ne kadar güzel. Pusula TV olarak ben aynı zamanda bakın hem çayımı alıyorum, karıştırıyorum.
içiyorum. Çay değiştirelim mi? Şunu şöyle bırakalım. Şöyle alalım. Ama ben ne yapacağım biliyor musun şimdi? Bunu aldım. Şimdi onu sana yapacağım ama. Hayır, şu şekeri içine bir zahmet. Elimde kalmasın. Şöyle. Kaç tane? Bak, iki tanesini de al sen. Bak işte esnaf arkadaşlarımızın. Bak işte bak. Gördünüz değil mi? Bu sevgi karşılığında bizler de Pusula TV olarak bir kez daha altını çizerek söyleyeyim. Kadınlar pazarının tüm sorunlarını ekranlara taşımaya devam edeceğiz. Metin'le geziyoruz da bir başka programda tekrar başka yerlerde, başka mekanlarda, başka konu ve konuklarla birlikte olacağız. Hoşça kalın.